Kanser savar besinlerde var mıdır? Bunlar nelerdir? Şimdi kanser savar besinlerden öncelikle evde pişirdiğimizde kükürtlü sebzeler olarak adlandırıyoruz ve evde piştiğinde genelde ev halkının çok sevmediği ve kokan besinler aslında bunlar. Nedir? Brokoli, yine karnabahar, lahana gibi pişirildiğinde evde birazcık daha kokmaya sebep veren sebzeler aslında beslenmemizde, günlük beslenmemizde özellikle sık sık yer vermemiz gerekiyor. Çünkü bunlar kansere karşı son derece bizi koruyan besinler. Diğer taraftan karotenoid dediğimiz aslında turuncumsu, kırmızımsı sebzeler. Bunlar nelerdir? Yine havuç, bal kabağı, tatlı patates, domates gibi bu sebzeleri günlük beslenmemizde mutlaka yer vermek gerekiyor. Diğer taraftan aslında hepimizin alışık olduğu ve ülkemizde de bol bulunmakta olan kuru bakliyatlar. Mutlaka kaliteli, güzel nohut, kuru fasulye, mercimek beslenmemizde haftanın 2-3 günü yer vermemiz gerekiyor. Diğer bir yandan da baharatlar aslında. Baharatça zengin bir ülkedeyiz ve çok güzel baharatlarımız var. Bunlardan da faydalanmak gerekiyor. Baharatlarımızı zerdeçal kullanabiliriz. Günlük beslenmemizde çok güzel kanser savar bir baharattır. Fakat zerdeçal sadece karabiberle işe yaradığı için birlikte yemekte yağ kavurma, yağ soğan kavurma işleme esnasında içerisine biraz koyabiliriz zerdeçal ve karabiberle birlikte. Bu arada kavurma derken soğanı çok fazla yakmayalım. Şöyle birkaç çevirdikten sonra direkt sebzeleri üzerine ekleyelim. Yine zencefilden yardım alabiliriz. Baharat konusunda bu da çok güzel bir şekilde kanser savar besindir. Yine vazgeçilmezimiz çay. Aslında çok güzel bir alışkanlığımız var bizim çay tüketmek. Bir besini biz sürekli tükettiğimizde aslında o besinden biz fayda alıyoruz. Yoksa ben bir besini bir defa yedim veya bir defa içtim, fayda göremedim diye değil. Sürekli çay tüketen bir millet, biz çok güzel bir toplum olduğumuz için yeşil çay ve siyah çay da gerçekten kansere karşı son derece koruyucu ve olmazsa olmazımız balık. Haftanın 3 günü mutlaka balık tüketmek gerekiyor. Eğer ki kendimizi kansere karşı korumak istiyorsak ve tabii ki yine sigara, alkol, bunlardan da uzak durmak son derece önemli. Peki, diyette sigaranın rolü nedir? Evet, kişiler genelde sigarayı bıraktım, kilo aldım gibi söylemlerde bize bulunabiliyorlar. Fakat burada kişi aslında o boşluğu doldurmak için sürekli eli farklı atıştırmalıklara gidebiliyor veya bir arayışta olabiliyor. Kişinin canı daha çok tatlı isteyebiliyor. Burada kuru yemişlerden yardım alabiliriz, leblebiden yardım alabiliriz. Yani çok güzel bir adım atmışken lütfen bunu tekrardan bu kötü alışkanlığı geri kazanmayın. Bu yüzden birlikte tekrar bu anlamda beslenme programı oluşturuyoruz ama o boşluğu doldurmak için yine minik ara öğünler yapabiliriz. Bol bol su içebiliriz ve o boşluğu aslında en güzel fiziksel aktivite, sevdiğiniz bir spor olabilir, yüzme olabilir, yaz da geliyor. Doldurduğunuzda aslında çok güzel bir adım atılmış olacaktır. Peki sigaranın cilde zarar var mıdır hocam? Tabii ki cilde de yani sigaranın tüm vücuda, tüm bedene zararı olduğu için gerek obezite gerek cilt her türlü maalesef ki zararı var. Lütfen eğer ki düşünüyorsanız bırakmayı bırakın. Çünkü ne kadar erken bu kararı verirseniz o kadar iyi. Peki gerçekten işler kapattığı doğru mudur sigaranın? Biraz psikolojik olayla birlikte çünkü az önceki kişiler onu genelde kahve molası gibi düşündüğü için aslında ara öğün gibi düşünüyor ve o anlamda psikolojik etkisi bir tık olabiliyor. Bıraktığımız an zaten o boşluğu dolduracak farklı bir ara öğün bulduğumuzda daha keyifli hale geldiğini aslında anlıyor olacağız. Genelde şöyle bir söylenti vardır. Sigara ile çay ya da sigara ile kahve tükettiğim zaman iştahım kapanıyor. Yemek yemek hissim tamamen gidiyor. Ne kadar doğru bu? Aslında orada bir sıvı içecek içtiğimiz için biz o tokluk duygusunu hissediyoruz. Kişi genelde aslında aç değilim ama canım bir şeyler istiyor diyerekten de bize söyleyebiliyorlar. Bu anlamda kendinizi aslında yeni yemek yediyseniz veya canınız böyle bir şeyler istiyorsa ama tam olarak tarif edemiyorsanız ne olduğunu kocaman bir bardak su için ılık soğuk hiç fark etmez. Çünkü genelde ılık su mu sıcak su mu nasıl su içelim diye de çok soru geliyor. O da ısısında olması son derece önemli. Su için nasıl olduğu hiç fark etmez.
kocaman bir bardak su içelim o esnasında ve 5 dakika kadar bekleyip gerçekten acıktık mı yoksa sadece susuzluk muymuş bizim o hissimiz diye bir bakalım. Çünkü kişi gün içerisinde su içmeyi çok fazla unutuyor. Evet. Günlük yoğun tempodan, telaşından dolayı ve bir bardak su içtiğinde kendine geliyor, ferahlıyor. Hatta sabah kalkar kalkmaz şöyle kocaman bir bardakla suya güne başladığımızda daha ferah, daha fresh hissettiğimizi zaten görüyor olacağız. Ve genelde suya da 1-2 damla limon da damlatabilir miyiz? Eğer ki limonlu su zayıflatıcı etkisi var mı diye de çok bize soru evet. geliyor. Maalesef öyle bir etki yok aslında. Çünkü kişiler genelde sabah çeşitli işte sirkeler, limonlu sular içebiliyor. Tam aksine bunu uzun vadede yaptığımızda ve çok uzun süre tükettiğimizde mideye rahatsızlık verebilir. Hele ki reflü veya gastrit gibi mide problemleriniz varsa, mide sorunlarınız varsa tam aksine tetikleyebilir. Bu yüzden limonlu su içebiliyorsanız ya da su içemiyorum işte aromalandırmam gerekiyor diyorsanız gün içerisinde tabii ki içebilirsiniz. C vitamini kaynağı sonuçta limon. Fakat ben zayıflıyım sabah limonlu su içeyim diye maalesef zayıflatıcı bir etkisi yok. Hatta içerisine biraz salatalık dilimleri, nane atabilirsiniz, elma atabilirsiniz. Böyle aromalandırdığınızda gün içerisinde farklı tat, farklı bir şey içiyormuşçasına geldiğinden aslında daha su içmek kolaylaşacaktır.